seni bırak. 30 lira borcum var bana. Ne borcu lan? Babamdan önce bir kamyon mal indirdim. Lan siktir git işine. Çarptık ya. Hadi İsmail'et. Nerede ne bu? Zevzeklik işte. İş verdiktir geçen gün de babası bastı buraya. Necip abi? Necip abi. Sen orada mı dikiliyorsun daha lan? 30 lira mı istiyorsun? Ya ver gitsin uğraşmaya değmez. Hıdır abi yok mu? Rusya'da. Ancak da gelir. Maşallah var abi. Ömer abi. Bunların bir modeli var. Egzoz freni bir şahane ha. Her gün yanımıza çıkıyor bu Ego. Şuna bak sen bak orada koçum. İçiyor mu? Ne iki içtim. Haber bir tane. Tarlam var biraz fosilo. Satar mısın? Satarız satmasına da. Bana niye komisyoncuya götürmüyorsun? Komisyoncuyla çalışmıyorum. Ha, borçak çarpmadan kendi paramı da yetiştiriyorum diyorsun ya. Yani. Satıyor mu satmıyor mu? Öyle diyorsan satarız. Ama sıcağı sıcağına alırım parayı. Para işi kolay. Önce bir malı getiriyorum. Thank you.
Fikret Reyhan genç bir arkadaşımız ilk yönetmenlik denemesi, denemesi demeyelim artık, ilk yönetmenlik eseri diyelim. Denemeden öte Sarı Sıcak gerçekten önemli eserlerinden birisi oldu Türk sinemasının son yıllardaki. İsterseniz Fikret'i biraz kendisinden dinleyelim. Fizikçi bana söylediği kadarıyla nasıl bu sinema ateşi düşmüş yüreğine, bir beraber dinleyelim, sonra filme geçeriz. Sesim geliyor galiba. Evet, merhaba. Burada bulunmaktan çok mutluyum. FİAB'a teşekkür ediyorum. Nazif abiye teşekkür ediyorum. Tabii bu Ankara'ya ne zaman gelsem farklı bir şey hissederim. Çünkü hayatımın bir kısmı da biraz burada geçti. Evet, fizik olarak mezun oldum ve milli eğitimle atandım. Öğretmen olarak devam ettim. Bir askerlik dönemine kadar sadece öğretmendim. Sonra bir askeri öğretmen olarak atandım. Askeri öğretmen olarak Gaziantep'te askerlik yaptım. Çok fazla zamanım vardı. O zamana kadar, 30 yaşıma kadar öyle adam akıllı çok film de izlememiştim. Bir arkadaşla beraber kalıyorduk. Akşamları bir şey yapamıyorduk. İşte o dediğim arkadaşımız Hollywood filmleri getiriyordu. Farklı filmler getiriyordu. Bir rutin, bir alışkanlık derken her akşam bir tane, bir film, iki film izlemeye başladım. Korsan DVD. Evet, biraz. Evet, tam da DVD'ci bizim evin altındaydı. Bir alışkanlık yaptı. İşte bir 15 günlüğüne, o dönemlerde Mersin'de yaşıyordum. Mersin'e 15 günlüğüne gittim işte. O arada da bir DVD'ci arkadaşım vardı. Ya dedim, ben bayağı bir filmlere sardım deyince biraz bağımsız filmlerle ilgili filmler verdi. İlk film hatırlıyorum, Gus Van Sant'tan bir tane film verdi. Bitirememiştim. Bu dediğim 30 yaşlarında oluyor. Zaman geçtikçe şeyi fark ettim. Evrilmeye başladım. İşte yeni yönetmenlerle tanışmaya başladım. Çok uzatmayayım. Askerlik bitince bayağı bir artık bir sinefil demeyelim de oraya yakın bir şey olmuştum. 2-3 sene öyle geçti. Ondan sonra bir baktım ki artık filmleri izlerken yorum yapmaya başladım. İşte burası olmamış, o acemi şeyinle olmamış demeye başladım. Ya da burası olsaydı şöyle olurdu demeye başladım. Bir fark ettim ki aslında kafamda film çekmeye başlamışım. Hemen bir kısa film deneyimim oldu. Çok kötüydü. Bayağı sorunluydu. Onu kurtarmak için bir şekilde kurguda bayağı bir zaman geçirdim. Kurguyu öyle öğrendim. Sonra iki belgeselden sonra Sarı Sıcak filmine cesaret ettim. Sağ olsun bir bakanlıktan da destek gördü. Sarı Sıcak ilk İstanbul'da açtık ve orada benim için de bir sürprizdi. En iyi film dahil 4 ödül aldı. Sonrasında da premierimizi, uluslararası premierimizi Moskova'da yaptık. Orada da en iyi yönetmen olarak aslında İstanbul'daki ödülleri pekiştirmiş olduk. Ve ondan sonra filmin önü açıldı. Dünyanın her yerine gittik, ödüller aldık. Eyvallah. Şimdi hangi taşın baş yaracağını kestiremiyoruz. Gerçekten Anadolu'nun ücra bir yerinde akşamları ne yapacağım deyip de korsan film seyrederek eğitimini tamamlayan bir sinemacı. Bizim şimdi gençlik zamanlarımızı düşünüyorum da klasik bir filmi bulabilmek için sinemateklerin önünde sadece İstanbul'da var. Efendim, bir de TRT 2 kuşağında yarısı kesilmiş bir vaziyette bir filmi seyredip de sinema sanatını öğreneceğiz diye geçirdiğimiz meraklı zamanlar. Oysa şimdi hem internet, hem torrent, hem de korsan ya da başka türlü bir takım yollardan, yasal yollardan da ele geçen bir takım imkanlarla insanların böyle kısa zamanda filmin, sinema sanatının inceliklerine kavuşmaları da mümkün. Geçecek olursak, benim ikinci seyredişim, dün akşam bir daha seyrettim ve Sarı Sıcak gerçekten de sımsıcak bir film olarak beni tekrar kendine doğru çekti. Yani son zamanlarda yitirdiğimiz bir şey. Sinemada çok az filmde görüyoruz toplumsal gerçekçilikle ilgili bazı duruşları, yönetmenlerin isteklerini ve tavırlarını. Sarı Sıcak da bana gerçekten de toplumsal gerçekçi, sınıfsal mücadelelerle ilgili endüstrileşme meseleleri ve
işçi hakları yahut da haklar, müstahak haklar konularında falan insanların bugüne kadar ki yaşamlarına ayna tutmak isteği içinde olan bir film olarak göründü ve yüceltti ben duygumu. Çukurova'yı yahut da Güneydoğu'yu biliriz. Yani çok verimli alanlarda, kadim tarihte bir takım haklar. Neye yaslandın da yine Anadolu'yu buldun bu filmde? Endüstri ve işçi hakları, ondan sonra endüstrileşme işçi hakları ve mülkiyet meseleleriyle ilgili. Evet. Ya ben şöyle düşünüyorum, hani ne kadar biz sanayi toplumu gibi görünsek de aslında daha halen bu tarım sürecini tamamlamış değiliz. Hepimizin içinde bir Anadolu, hepimizin içinde bir toprak yatıyor. Ki filmi izlediğiniz yerler işte benim çocukluğumun geçtiği de yerlerdi. Yaklaşık 15-20 yıl önce geçen bir hikaye ama bugünümüze uyarladık. Çünkü çok fazla bir şey değişmedi. Benim o dönemle yüzleşmemdi diyebiliriz. Çünkü aynı şartlarda yetiştik. Bir şeyler değişiyordu, toplum değişiyordu, modernleşme alabildiğine, endüstri alabildiğine gelişiyordu. Ben, bizim aile, amcalarım falan hep işte klasik muhafazakar bir şekilde aynı şekilde tarımla devam ediyorlardı. Fazla kendilerini geliştiremiyorlardı. Bir şeyler kötü gidiyordu. Ve bu, o zamanlarda bunu adlandıramıyordum. Yıllar sonra o tarafa baktığımda aslında nasıl bir değişimin olduğunu ve biz nasıl o değişime ayak uyduramadığımızı fark ettik. Bu fikirden yola çıkarak bu filmi yapmaya çalıştım. Gördüğünüz aile aslında benim amcamın ailesi, ondan feyz aldım. Oradaki İbrahim'de amcamın oğlunun sadece tek hayali tır şoförü olmak isteyen amcamın oğlunun hikayesi. Tabii hikayelerimizi şey yapardık, yaratırken en özde şeyi görüyoruz. Tır şoförü olmak isteyen bir genci görürken arka planda da sermayenin el değiştirmesini göstermeye çalışıyoruz. O dönem işte modernleşmeye ayak uyduramayan bir ailenin çıkmazını anlatmaya çalışıyoruz. Arka planı da bu şekilde vermeye çalıştım. Sonuçta bir insan hikayesi ve Anadolu'da bu gibi insan hikayeleri çok. Ama sadece insan hikayesi değil, bir etrafıyla, bütünüyle mesela toprak işçileri var orada, tarım işçileri var, endüstrileşme var. Gittikçe spekülatör olarak bir takım şeyleri ele geçirmeye çalışan, tekelleşmeye çalışan bir hal mafyası tabii var falan filan. Yani baktığında tek boyutlu değil her şey. Gerçekten de eğer bunları zamanında da senin yaşadığın 15 yıl önceki zamanda da varsa bunlar, günümüzde mesela özellikle sebze ve biber patlıcan meseleleriyle ilgili bir takım spekülasyonlar var ya, onlara da ayna tutan bir durumu var. Evet, tabii katmanlı bir anlatım var. Şimdi hani İçel'de mi çekildi film? Evet, yani Mersin'de. Mersin'de. Ben de sadece plakalardan tabii hep bir Çukurova, belki de Yaşar Kemal'in sarı sıcak. O plakayı da saklayamadık aslında. Başka teyik yoktu. Biz genel evrensel bir dünya yaratmak istedik. Evet. Hani Mersin'e özgü anlatmak istemedik bunu. Ama evet, oradan yakalayabiliyorsunuz. Evet, plakalardan. Bir de şey var, alışmışız. Belki bizim kafamızda o tarım işçileri, efendim, uğraşlar falan hep Çukurova'ya has bir takım resimler olarak kaldığından dolayı, bereketli topraklar üzerinde, evet, falan hatırlarsın o filmleri. Evet. Endişeden hatırlarız biz. Efendim, o da Çukurova'da geçiyormuş duygusu. Bir de Sarı Sıcak, Yaşar Kemal hikayesidir biliyorsun. Evet. Ama hiç ilgisi yok yani Yaşar Kemal'in. Belki Yaşar Kemal'in insana bakışıyla ilgili, kendi Anadolu insanına bakışıyla ilgili zaman zaman zenginlikleri filmde de görüyoruz ama şey yok. Şeyi de söylemek istiyorum. İlginç bir kameram var. Yani evet, ilk yönetmende rastlanılmayacak derecede usta bir kamera ve ışıkla, çok sahici bir oyunculukla ilgili durumum var. Bunlarla ilgili de bilgilendirir misin? Ya işte aynı şey bahsettiğim gibi, hani bir işte çok fazla film izleyince ister istemez kendi estetiğinizi, sevdiğiniz kamera dilini veya sevdiğiniz estetiğe doğru yaklaşmaya çalışıyorsunuz. Ben daha sonraki filmlerimde de bunu yapmaya çalışan belgesel kurgu arası bir tarz yakalamaya çalıştım. Onun için de omuz kamerası, aktüel kamera çok uygundu. Ona göre bir ışıklandırma yaptık. Var olan oradaki gerçekliği, doğal dünyayı bu şekilde biraz daha yapabildiğimiz kadar belgesele yaklaştırarak öyle bir dünya kurmaya çalıştık.
ilk senaryo yazarken bile belliydi. Hissedebiliyordum öyle bir tarz ve feyiz aldığım filmler de vardı. Bir de büyük bir cesaret işiydi. Hani ilk filmimizde klasik bir anlatıma gitmek yerine böyle bir dili denemek. Ama şunu da biliyorsunuz, bir yerde var olmak istiyorsanız bir yerde tek atımlık barutunuz vardır. Özellikle de sinema sektöründe. Ve o riski aldım. Yapmak istediğim, hissettiğim her şeyi yaptım. Ve sonuç umarım artık birilerinin yüreğine dokunmuştur. Görüntü yönetmeni yabancıydı değil mi? Bir teknik ışık görüntü yönetmeni, onun aldığı, yani senin bu yaklaşımın karşısında dilin konusunda ne dedi yani? O da ya şimdi mekanları razı mıydı? Yok, mekanları görür görmez hayran kaldım mekanlara. Ya dedi çok güzel yerler burası, çok sinematografik. Biz hareketli kamera kullanmayalım, sabit kamera kullanalım, arka tarafı da gösterelim. Dediğim ilk laf yok dedim, ben önce hikaye ön plana çıkaracağım. Arkadaki o güzellikler zaten hissedilir. Evet. Ve şeydi, uzun zamandır takip ettiğim görüntü yönetmeniydi. Macardı. İlk aklıma gelen şeydi, sonuçta Macaristan'a gitmiştim ve ucuz bir tatil yapmıştım. O zaman dedim de yönetmeni de, görüntü yönetmeni de o kadar pahalı olmasa gerek. Ve zaten takip ediyordum. Anlaştık. Çok da uyumlu biriydi. İyi ki de onunla çalışmışım. Evet, oyunculuklarla ilgili bir sahicilik duygusu var. Oyunculuktan zannediyorum Mehmet ve başrol oyuncusu İbrahim oynayan arkadaş dışında bizim hiç gözümüze batan bir oyuncu duygusunu da uyandıracak bir şekil yoktu. Bunu nasıl başardın? Evet, hiç kolay olmadı, onu söyleyeyim de. Çünkü özellikle daha öncesinde izlediğim bazı Türk filmlerinde benim en çok gözüme batan oradaki profesyonel oyuncularla yerel oyuncular arasındaki uyumsuzluk. Şunu biliyordum, belgesele yakın bir dünya kurmaya çalışıyordum, gerçek bir dünya kurmaya çalışıyordum. Onun için de oradan insanlarla çalışmak ya da profesyonel olmayan amatör insanlarla çalışmam gerektiğinin de farkındaydım. Ana kasta işte İbrahim'de ve Mehmet Özgür'de, yani babada cesaret edemedim. Onun dışında yerel oyuncularla çalıştık. 50'ye yakın kastımız vardı ve bunların 30'undan fazla, 30-35'i hiçbir şekilde daha önce kamera karşısına geçmemiş kişilerdi. Ön hazırlığı çok uzun tuttuk. Çabaladık, uğraştık ve bir şekilde yaratmak istediğim dünyaya öyle vardık. Ama kolay olmadı. Eyvallah. Şimdi birçok ilk yönetmen ya da filme, sinemaya merakı olan arkadaş geliyor. Artık sinema yapmak çok zor, sinema yapmak, yönetmen olmak çok zor. Eskiden ne kolaymış falan diye bir takım şeyler söylüyorlar. Senin işte sinema eğitimi almadın falan. Evet. Kendi kendini yetiştirmiş bir yönetmen tavrın da var, dilin de var. Ve çok özgün bir dilin de var. Yani sinema yapmak kolay mı, zor mu şu anda? Yani bir baktığında kendi girişini de düşünerek. Ya sinema yapmak hem kolay hem zor. Film yapmak hem kolay hem zor. Ama istediğiniz filmi yapmak ya da güzel film yapmak kolay olmuyor. Bir de pahalı bir uğraş sinema. Onun için de inanılmaz kendinize güveniniz olması lazım. Sağlam bir estetik anlayışınız olması lazım. Sonuçta sinema yapmak isteyenlere de önereceğim tek şey inanmaları. Çünkü hani çok klasik bir tabir vardır. Rüya gören herkes aslında film çekebilir. Sonuçta kendi estetik anlayışınıza güveniyorsanız ve yeterince kendinizi geliştirmişseniz bir yere kadar diyelim. Çünkü kolektif bir iştir sinema. Bu işe kalkışılabilir diye düşünüyorum ben. Tabii Sarı Sıcak başarılı bir film, yurt dışında, yurt içinde, bir sürü yerde, festivallerde ödüllerle döndü. Zannediyorum bugünlerde de bir sinema destekleme kurulu var ve biz Fikret'in başka bir projesiyle de desteklendiğinin haberini aldık. Ve belki kendisi de yeni yolda duydu bunu. O bakımdan ikinci filminle de evet, ilgili. Evet, bugün çok iyi bir haber aldım. En azından ikinci filmimi çekebileceğim. Hemen de bir stres bastı beni. Çünkü bir Sarı Sıcak gerçeği var önümde. Ama bugün artık madem ki Nazif abi paylaştı ve ben de sizinle paylaşayım. İkinci film için destek aldım bakanlıktan. Bugün de özel bir mutluyum diyebilirim. Eyvallah. Evet. Cam Perde diye bir konu, bir aile hikayesi. Bu sefer İstanbul'da geçecek. Yine. Evet.
Filmi izlerken ben de Nazif Hocam'ın dediği gibi Çukurova'da dolaştım. Orhan Kemal'ın kitaplarına yeniden döndüm. Yaşar Kemal'i yeniden okudum. Gerçekten mutlu oldum. Filmdeki kan alma sahnesini tam anlayamadım. Evet. Ve herkes gibi filmin sonunda ne oluyor diye. Hani her alışmışız ya klasik dizilerde evet. Şey olur. Çok başarılıydı gerçekten. Ve bir şeyi tekrar ifade etmek istiyorum ben. Sizin gibi değerli insanlar hayatı teğet geçmiyorlar. Hayatı insanların önüne getiriyorlar. Nazif Hocam söyledi. Domates, biber, patlıcanla gündemler değiştirirken biz bir domates, biber, patlıcanın nasıl şartlarla, kimlere paralar kazandırarak, haksız kazançlar kazandırarak film sayesinde bir daha öğrendik. Niye sözü aldım ben? Bundan önceki aylarda da aynı şeyi aldım. Madem hayatın gerçeklerini gözler önüne sereceğiz, benim de bir hayalim var. Dünyanın en aşağılık ya da ülkemin en aşağılık katliamı olarak gördüğüm 10 Ekim'in unutulmaması, titriyorum, özür dilerim o günü yaşadığım zaman, çok özür diliyorum. Umarım öyle zamanlar yaşamayız. Yaşanmasın ama asla da unutulmasın. 66 yaşındayım, bundan sonra kaç yıl yaşarım bilmiyorum, bu cümleyi çok sık tekrar ediyorum. Gerçekten hayat şeyim bu artık, amacım bu. 10 Ekim'in unutulmaması, unutturulmaması için aldığım her nefes buna gidecek. Ve bunun unutulmaması için nacizane iki kitap yazdım. Birisi Zelal Yaşamlar, birisi Kimliksiz Çığlıklar. Umarım siz ve sizin gibi değerli insanlar bunun da belgeselini yaparlar. Ben de bu filminizi ikinci kez seyrediyorum. Aynen. Gerçekten tebrik ederim. Hele Özyaşam öykünüzü dinledikten ve kimya öğretmenliğinden sinemaya geçip ilk filmi bu kadar başarılı çekmenizden dolayı tebrik ediyorum sizi. Teşekkürler, sağ olun. Öncelikle metaforlarınız konusunda mesela kaplumbağa ve işte otlara vurması, babasının şeylerini, köklerini, bahçesindeki patlıcan köklerini sökmesi falan. Bu sizin bir gözleminiz mi? Yani hiçbir şeye gücü yetmiyor, düzeni değiştirmeye gücü yetmiyor, kurtulmaya gücü yetmiyor, sömürülen bir insan. Ama hıncını bir çeşit doğa düşman, doğa düşmanlığı demiyorum, çok iyi anlıyorum onu kesinlikle. Ve onun hayatta kendisini kurtarma çabasını saygı duyuyorum, çok saygıdeğer bir genç. Sadece şeyi merak ettim, yani bu sizin gözleminiz mi, bu doğaya karşı verdiği, bir de şunu hatırlattığı için sormak istiyorum. Hani hatırlar mısınız, yıllarca önce bir 1 Mayıs gösterisi olmuştu Tandoğan'da ve bir genç kızımız işte o kadar hırslı ki, yani çünkü işe girememiş, okumuş, hakkını alamamış, kendisini geliştiremiyor ve çiçekleri sopalamıştı. Belki evet. Şeydi, Taksim'de miydi yoksa Ankara'da Hadi mıydı, hatırlayamadım. Direkt o düşünmüştüm ilk başlarında seyrettim. Çünkü insanların yapabileceği hiçbir şey yok. Hiç kimseye zarar vermek istemiyor ama içinde bir hınç var topluma karşı, düzene karşı. Acaba bu mu çağrıştırdı? Ya da sizin bir gözleminiz mi o gencin bu davranışı? Ayrıca şeyi de çok beğendim. Mesela patlıcan tarlasının arkasında kocaman bir çimento fabrikası. Gerçek tehlike orada ve insanlar aslında o tehlikeyi görmüyor. Evet. Ayrıca bence bir klasik film. Yani olmuş. Şundan dolayı yani biz domates biberi bugün gündeme getirdiler ama neden üretemediğini tarihe geçirmişsiniz evet. Çiğcilerin. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi teşekkürler. Tabii oradaki dışa vurum o coğrafyaya özgü bir dışa vurumdur. Herkesin farklı bir dışa vurumu vardır. Ve ben bunu gençliğimde de gözlemledim. Maalesef belki kendim de otlara vurmuşumdur. Evet, bir kaplumbağayla uğraşmadım ama. Şimdi tabii şey bir hikaye anlatıyoruz. Annem bana dedi işte annem bu arada annem de ailem de filmin içinde. İlk çıkış mantığım şu dedim. En azından film tutmazsa en azından bir anı kalmış olur diye. Oyuncuların arasında annem de babam da kardeşlerim de var. Annem ilk İstanbul'da izlediğinde şöyle çıktı dışarı. Oğlum dedi bir şey yapmamışsın ki koymuşsun kamerayı demişsin. Oradaki her şeyi görüyoruz ya ben bunları biliyorum dedi. Aslında zor olan da o. Yani ben bu açıklamayı o kadar çok sevdim ki annemin. Biz dışarıdan bakmaya çalıştık. Çok yakınla kesmemeye çalıştık. Orada
bir şeylerin altını çok çizmemeye çalıştık. Çünkü herkes kendince okusun. Bir evrensel bir film yaratmaya çalıştık. Yani buradaki İbrahim'in bu kendini var etme, gitme duygusu belki bir Latin Amerika'da bir şeker kamışı eken tek hayalde Amerika'ya gitmek isteyen bir gence de yorumlanabilir. Şey dediğimde oranın dışa vurumları ile ilgili bu kaplumbağa olayı öyle söyleyebilirim. Bu arada görüşleriniz, güzel görüşleriniz için de teşekkür ediyorum. Öyle bir film yaptık ki çok bir şey altını çizmeyiz için herkes kendince bir hissin içine kapılıyor ve herkes kendince o filmi okumaya çalışıyor. Bu da benim sevdiğim bir sinemadır. Gençlerimizin ulaşabildiği tek şey sigara. Neden? Evet, maalesef. Bir şeyden evet. Rahatsız yani bir dikkat edersek o filmin başından itibaren bir hak yeme ile ilgili bir durum var. Tahammül edemediği. Tabii işte onu söyleyecektim. Çünkü sonuçta öyle bir şartların içinde ki hani size olan şartlar ya da biz çok ideal bir karakter çizmedik. Bir insan çizdik. Öyle bir toplumu şekillendirdiği bir insan, şartlar belli, şu belli. Kendine yönetilen şiddeti ister istemez bir şekilde başka şeylere yöneltme isteği duyuyor. Ve bu çok anlaşılır bir şey. Bu arada kan olayına da dönersem, sadece ona da hemen bir cevap vereyim. Dediğim gibi hiçbir şeyin altını çok fazla çizmiyorum. Orada ya kobay olarak kullanılıyordur ki kobay olarak kullanıyorlardı çünkü sonrasında bir test muhabbeti geçiyor. Ya da işte kanını satıyordur. Benim son nokta olarak orayı göstermek istedim. Çünkü biz feodal yapıda, benim ailemde, babamın, amcamın ailesinde bütün para babada toplanır. Orada da aile içi inanılmaz bir sömürü var baktığınızda. Sevgi üzerine kurulu sömürüler de var. Bunu anlatmak istedim. Benim için orada yarattığı his, sonuçta illegal bir şey yapılıyor orada. İnsan ya kanını satıyor ya da bir şekilde kobay olur. Orayla çok ilgilenmiyorum ben. Buyurun. Teşekkürler. Fiyala yönetmenlerle film söyleşilerini organize eden Nazif Usta da Fikret Bey'e... Fiyap'ın bir faaliyeti. Biz de destek evet, olmaya çalışıyoruz. Daha önce de Çankaya'da bulundum. Çok keyif evet. Almıştım. Bunların sürekliliği çok önemli sanat için. Çok tebrik ediyorum Fikret Bey'i. Genç yaşta bu toplumsal ezilmişliği dile getirdiği için yaratıcılığını kutluyorum. Çünkü aslında filmi izlerken tasarladığım soruların bütün cevabını aldım sizin anlatımınızla. Yine de hislerimi belirtmek istiyorum. Toplumdaki yaşayışı, aynasını objektif bir şekilde çok iyi bir duygu aktarımı yapmışsınız. Belli bir bölgede belli bir konuyu çok güzel yansıtmışsınız. Önce bunun için tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ben İskenderun doğumluyum. Filmden arabanın plakalarını yakalamaya çalışıyorum. Acaba Adana mı, Mersin mi diye. Oranın ruhunu yakaladım. Aklıma Yaşar Kemal geldi, ruhu şad olsun. İnce Mehmet geldi. Her zaman o seriyi iki kez okudum, 4 ciltlik kitabını. Çok güzel bir ruhu var konunun. Texas, Tom Mix ve Zagor'u gördüm. Evet. Küçüklüğümde o çizgi kahramanı çok severdim. Acaba dedim 40 sene önceki bir konunun yansıması mı diye 20 yıl öncesini söylediniz. Bu arada bir zamansızlık yaratmaya çalıştık. Baktığınızda cep telefonu da var, şu da var. Sonuçta evet. bir şeylerin değişmediğini, hani bir insanların olduğu bir yerde böyle bir tarz yaraşının olacağını göstermek istedik. Böyle bir zamanı atıfta bulunmak istemedik. Sadece Skoda dediğimiz araba belki 40 yıllık bir arabadır ama yanında da modern bir araba var. O zamansızlığı böyle hissettirmek istedik. Hem eskide de geçiyor olabilir hem günümüzde de geçen bir hikayedir. Büyük ihtimalle de dediğim gibi dünyanın başka yerinde de bu şekilde geçer bu hikaye. Doğrudur. Zaten o pohurun yapılması inanç ritüellerine uygun Çukurova ve Akdeniz bölgesi olduğu için oradan bir şey yakaladım. Oradaki aslında feodal ağalık sistemi doğuda veyahut da Akdeniz'deki bulunan toprak üretim sıkıntısı, paranın paylaşımı, işçinin ezilmesi, tarımın üretkenliği açısından
işleyiş aslında bugünkü ülkemizin de tarımın çöküşüne iyi bir dil yaratmış. İyi bir konu olarak ortaya çıkmış. Bunun için de teşekkür ediyorum. Filmin başlangıcında kaplumbağanın ters dönmesi biraz bana büyük bir vurgu, bir negatif etki verdi. Acaba sonucunda ne olacak diye. Çünkü bir hayvan sever olarak. Onu da sormak isterim. O evet. Kaplumbağayı tekrar çevirdiler mi? Sonraki aşamada. Orada ben bir karakterin hayattaki yaşadığı zorluklara ve ezilmişliğe karşı bir isyanı gördüm aslında ilk başta. Tabii üçüncü boyuttan geliyor. Çünkü başka bir boyuttan geliyor ve öyle tepkisini öyle gösteriyor. Kaplumbağa hiç istememekle birlikte filmin sonunda aslında biraz da İbrahim'in metaforu haline dönüşüyor. Çok doğru. Dönenç. Filmi de sonunda bir soru işareti olarak bırakmanız çok iyi. Ya çünkü biz zaten bir kesit sunuyoruz. Evet. Yani giriş, gelişme, sonuç değil, bir kesit sunuyoruz. Oradaki yaşamdan gerçek bir kesit olunca da sonlandırma gereği hissetmiyoruz diyoruz ama aslında filmi de sonlandırmışız. Evet. Devamı olacak mı bu filmin? Ha, yok. Aynısının? Yok. Soru işareti olarak kalması çok güzel. Seyirciyi düşündürdüğü için. Tabii katarsis yaşatmıyor. Yani. Evet. Bir negatif şeye geldi. Acaba dedem dayak yediği için amcalarına gidip başka negatif bir duyguyla intikam mı alacak? Yoksa babasından habersiz o sevdalandığı şoförlüğe doğru mu çekip gitti? İşte hepsini yapmış olabilir. O da sadece evet. şunu o odada bırakamadım ben onu. Onu söyleyebilirim. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tamam. Başka soru evet hanımefendiden alalım hemen Kadir Bey'in arkasında. Doktor Gülümser Eper ben. Aramızdan birisinin bu derecede gerçekçi bir filmi aramızdan birisi olduğunuzu özellikle vurgulamak istiyorum. Çok sağ olun. Bu derece gerçekçi bir filmi bize izletebilmesi, biz de ondan öğreneceğimiz şeyler, çıkarımlarımızı yapabilmemiz için çok büyük keyif verdi. Çok gerçekçi bir film, aşırı gerçekçi. Yani gerçekçilik bir yerde iyidir de biraz da böyle ütopya, araya hülyalar koyabilsek biraz daha şey olur, umudumuz biraz daha şey yapabilir, tetikleyebilir. Çok gerçekçi olması bizi bir çok şey yapıyor, sallıyor bile, sarsıyor. Yani evet. Bir yönetmen için tabii bu iyi bir övgü aslında, sarsılmış olmamız övgü. Ama biraz da böyle hülyaların olması, biraz araya şey katılması iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Bir de böyle bir bu gerçekçiliğin içerisinde bir sahne çok önemliydi. Alabildiğine şeylerin, bitkilerin üzerine sıkılan pestisit vardı biliyorsunuz. Evet. O pestisitlerden sıkıldığının ertesi günü organik fosfor zehirlenmesi yaşamış bir işçi popülasyonunu da görmek isterdim. Evet, teşekkür doğru. ediyorum. Sağ olun. Psikiyatri eğitimi aldınız mı? Veya o İbrahim siz misiniz? Bir de onu öğrenmek isterim. Evet, psikolojiye çok meraklıyım. Onu söyleyebilirim. O konuda da bayağı üzerine düşünüp okumuşumdur. İbrahim, evet, hepimiz dediği gibi biraz İbrahim'iz. Birimiz biraz fazladır, birimiz biraz daha azdır. Evet, incelememediğimiz de var. Tabii tabii. Hani sonuçta sarı sıcakta evet ne kadar Yaşar Kemal'in öyküsünden alsa da adını sarı sıcak bir deyim. Çukurova'da aşırı sıcaklar, o pamuk sıcaklarını biraz da Yaşar Kemal'le birlikte sefaleti de kattı bu anlama. Öyle bir anlam var, bir deyimdir bu orada. Ya şimdi biz sinema film yaparken belli bir duyguları hapsetmeye çalışıyor ya da belli bir ritim içinde belli bir duyguların dışına çıkmadan baştan sona kadar vermeye çalışırız bir şeyleri. Yoksa o halk bizim görmediğimiz zamanlarda belki akşamları eğlenmiştir, çocuk üzerinde de oynamışlardır falan filan, güzel anları da vardır, şudur vurdur. Ama ben bir ailenin son dönemini son dönemini vermek için baştan sona kadar bir katarsis anı yaşatmamak istedim. Özellikle de böyle anları kurmamaya çalıştım. Sadece bir yerde bir gülümseme var. O da çocuk varken. O da bir gelecek neslin bir
devamı olarak onu vermeye çalıştım. Böyle bir gerçeklik tercih etmeye çalıştım. Tabii hülyalar da vardır, rüyalar da vardır. En işin özüne baktığında zaten İbrahim'in umudunu her an hissediyoruz. O bütün mücadelenin içinde dehşet bir umut var. Bir yere gitme, bir şeyleri başarma, içinde bulunduğu şartları değiştirme umudu. Ben orada kalmayı tercih ettim. Teşekkür ediyoruz. Evet. Abdülvahit Erfiliz. Merhaba. Diyanet Camiası'nda görevliyim. Şimdiye kadarki arkadaşlar filmin içeriğiyle ilgili sorularda bulundular. Ben de finans bakımından bir soru sormak istiyorum. Bir fizik öğretmeni olarak, sabit gelirli biri olarak film çektiniz ve bir bakanlıktan destek aldığını söylediniz. Bunun tamamını mı aldınız yoksa bir kısmını mı veya siz kendiniz nasıl finanse ettiniz? Evet. Teşekkürler. Sağ olun. Tabii öğretmen maaşıyla çekemezdik biz bu filmi, onu söyleyeyim. Düşük bir bütçeyle çektik. Açıkça bakanlığın verdiği para da bu konuda yetti. Şu an onlara da buradan teşekkür ediyoruz. Böyle cevap verebilirim. Çünkü çok mekanlar bizim mekanlardı. Çocukluğumuzun geçtiği mekanlardı. Çevre tanıdık bir çevreydi. Ki bağımsız filmde bu çok işe yarıyor. Böylelikle altından kalktık. Hani İstanbul'da çekmeye kalksaydık çekemezdik. Onu da söyleyeyim. Teşekkürler. Şimdi hemen yakın yerden alalım. Sonra müsaade ederseniz size. Ahmet Azizoğlu, öğretmen. Ben filmin bir değişik boyutunda acaba dedim, sigara çok ön plana çıktı. Bu sigarayı son anda yere atabilir miydi paketi ya da vazgeçebilir miydi? Evet. Şunun için soruyorum. Muzaffer İzgü'ye ders kitaplarında benim parçalarımı niye almıyorsunuz diye sorduğunda dedim ki çok köpürlü. Biz yazmaya kalkıyoruz. Parça hiçbir şeye benzemiyor. Sizin priviniz TRT gibi kanallarda gösterildiği zaman ne olurdu diye sordum. Muzaffer İzgü'ye bunu sordum. Dedi ki ben, ninem bana hep böyle masallar anlattı. Demek ki sizin yaşadığınız yerde de hep böyle sigara ön plandaydı. Teşekkür ediyorum bunun için. Evet. Bunun üzerinde çok düşündüm. Hani olmayabilir miydi falan filan. Çünkü İbrahim bir arkadaşı yoktu ve aslında sigara üzerinden sosyalleşiyordu. Oradaki abilerine sigara veriyor, sigara alıyordu. Başlarda sigara alıyordu. Bir noktadan sonra sigarasını satın almaya başladı. Ondan sonraki süreçte de biliyorsunuz oradaki kendi sigara vermeye başladı. Öyle bir çember kurmaya çalıştım. Bir de tek arkadaşı olmadığı için öyle bir şeye yöneldim. Başka bir şekilde yapılabilir miydi? Yapmak isterdim, onu da söyleyeyim. Ben de izlediğimde bayağı bir sigarayı abarttığımı kabul ediyorum bu konuda. Yani biraz Muzaffer Özgü'den farklı düşünüyorum. Burada kendimi de eleştiriyorum. Teşekkürler. Evet. Buyurun. Şimdi bu televizyonda yayınlanmaya kalktığında sadece sigara için blurlanmıyor. Aslında sokakta bir oyuncuyu yürütmeye kalktığınızda o sokağın bütün reklamları yahut da tabelaları yahut da başka türlü markaları hep blurlanıyor. Yani keşke sadece sigaradan olsa bu işler de. Diyoruz ki yurt dışındaki gösterimler sırasında açılsın bunlar, kendi öz değerlerimiz, markalarımız tanınsın diyoruz. Yurt içinde bir sokaktan yürüdüğü zaman, herhangi bir marka gördüğü zaman blurlayın, gizli reklam yapıyorsunuz diye efendim filmin yarısını blurluyorlar. Evet. Buyurun efendim. Mustafa Demirci, yüreğinize sağlık, elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Ben şunu söylemek istiyorum. Senaryo, yönetmenlik ve kurgu. Evet. Üçü bir arada sizde. Dolayısıyla yani senaryoya sadık kaldınız mı veya yönetmenlik film çekerken değiştirdiniz mi veya kurgu yaparken bunu nasıl kurguladınız? Yani siz ilk baştaki senaryo çünkü bayağı bir kolaylık getiriyor size. Hep böyle mi gidecek? Çünkü zor bir olay o. Bir onu izah eder misin? Pardon, alamadım, son iki cümleyi de. Şimdi senaryo, kurgu ve yönetmenlik sizde. Evet, evet. Üçünü bir arada götürdüğünüzde bu size bir rahatlık sağlıyor mu? Çünkü genelde filmlerde en azından hepsi ayrı ayrı bir organizasyon gerektiriyor. O süreci birazcık anlatabilir misiniz? Nasıl gelişti? Senaryoyu yazdık, bitirdik. 65 sayfalık bir senaryoydu. Çektik, kurguladık. Ne bir sahne attık, ne bir sahne koyduk, çıkardık. Şimdi düşünüyorum, yeni yazdığım senaryoyu düşündüğümde öyle bir şey imkansız. Sanki sadece bu filme göre özgü bir şey oldu.
Dehşet bir şeydi. Demek o kadar uzun yıllar boyunca demek kafamda o kadar kurmuşum. O filmi izleyip izleyip durmuşum. Genelde yönetmenler, bağımsız film yapan yönetmenler Türkiye'de baktığınızda senaryolarını kendileri yapıyorlar. Kurgu da destek alıyorlar. Benim de kurguyu iki kişi yaptık. Çok bildiğim, çok tanıdık bir filmdi. Çok içinden bir filmdi. Dediğim gibi hep izlediğim bir filmdi. Onun için bir sorun yaşamadım. Bundan sonraki projelerde nasıl olur bilmiyorum ama başka bir göze de ihtiyaç duyuyor insan. Teşekkürler. Bağımsız filmlerin senaryolarının başka yönetmenler yahut da yazarlar tarafından çekilmesi, yazılması, başka yönetmen tarafından çekilmesi çok rastlanan bir iş değil. O yüzden zaten yönetmen kendi hayalinin peşinde olduğundan dolayı başkasına da emanet etmek istemiyor. Evet. Bir şekilde. O yüzden daha böyle kendine ait bir eser meydana getirmiş olmanın bir arzusu var. Başka buyurun hanımefendim. Geldi. Mikrofon geldi. Daha iyi duyalım. Filmi çekmeden önce, yönetmen olmadan önce dünyaya baktığınız vizyon nasıl? Bir sonraki filmde hani ne yapacaksınız? Evet. Teşekkür ederim. İşte Nuri Bilge Ceylan şöyle der. Der ki işte her film çekiminde yeni bir film çekerken yeni bir şey öğreniyorum. O bir durum üzerine düşünüyorum. Ben de öyle hissettim. Bir şey yazarken, bir öykü yazarken, odaklanırken, bir şiir yazarken, bir film yaparken, senaryo yazarken başka bir boyuta giriyorsunuz. Hiç o zamana kadar düşünmediğiniz kadar aslında düşünüyorsunuz onun üzerinde ve yeni yeni şeyler keşfediyorsunuz. Bu konuda ben filme başlamadan önce evet bir metindi ama film süresince o kadar kendimi kaptırdım ki muhitte ve düşündüm ki düşüncelerim de derinleştiğini hissettim, vizyonumun geliştiğini hissettim. Çünkü bir gerçek, bir toplumsal gerçekçi bir film yapıyorsunuz ve bunu yapmak zorundasınız neticede. Bana çok şey kattı. Vizyonumu da geliştirdi bu film. Kendi içimde başlarken, ki filmi başlarken ve bitirirken kendimin geliştiğini hissettim. Sanırım öyle olacak bütün filmlerinde. Tabii belgeseli daha çok seviyorum. Ben belgesel izlemeyi de çok seviyorum. Bu şartlarda devam etmek istiyorum. Belgeselle kurgu arasında ki toplumsal gerçeklik, gerçekçi filmlerin bence özünde bu var. Teşekkürler. Evet, buyurun. Merhabalar, ismim Ali. Amatör oyuncularla çalışmanın profesyonel oyuncularla çalışmaya göre hani sizin için çalışma kolaylığı bakımından bir değerlendirmesini yapar mısınız bu filme özgü olarak? Evet. Çok güzel bir soru bence. İkisinin de kolaylığı var, ikisinin de zorluğu var. Yani şey iyi yönetebilirseniz ya da istediğinizi anlatabilirseniz ilginç bir şekilde amatör oyuncuları yaratmak istediğiniz dünyaya hemen bir anda girebiliyorlar. Çünkü ister istemez bugün Nazif abiyle de biraz bunu konuştuk. Profesyonel oyuncularla oynadığınızda sonuçta köken olarak biraz tiyatrodan geliyorlar. Ya da işte biraz bir teatrallik var. Bu film için çok... Bu filme özgü bir durumdu. Bir şekilde önce amatörlerle çalıştık, bir noktaya getirdik. Ondan sonra profesyonellerden onlara yaklaşmasını istedik. Bir şekilde öyle bir hamur yakalamaya çalıştık. Bunu öyle yaptık. Çünkü ikisinin algılama şekli, oynama şekli çok farklı. Bunu öyle diyebilirim. Mixledik bir şekilde. İki taraftan da feragat istedik ve bir orta yolda buluştuk. Ben şey hissettim, iki defa seyrettim. Mehmet mesela çok uğraştırdığını hissettim yönetmeni. Çünkü hem tiyatrocu hem belli kalıplarla ilgili eğitimi var. Sonra kendisinin bir oyuncu olarak geldiği bir yer olduğunu düşünüyor. Yeniden onu efendim bir muhafazakar, bir baba, bir tarım işçisi yapmakla ilgili bir takım uğraşması gereken, çok yoğun uğraşması gereken süreçlere yol açmış. Evet, komik bir anım var. Direkt sette tanıştık Mehmet Özgür'le. İşte abluka ile Venedik'ten gelmişti. Ne yaptık çalışabilir? Rol bende dedi. İyi Mehmet abi dedim. Ben de işte sahneyi söyledim. Monitörün karşısına geçtim. Öyle bir kodlamış ki eski ağalardan.
hortuma basma Muhittin, şöyle bir kaş oynar, göz oynar, aman dedim. Bir de gerçekten büyük bir oyuncu. Hemen o gün seti iptal ettik, bir kenara geçtik. Birkaç saatte toparladık. Ama bütün tiyatro oyuncularda benim muzdarip olduğum bir şey. Bir şekilde kaş göz bir yerde oynuyor. Onu yanları yakalayamıyorsunuz. Deneye deneye işte şey yapa şey yapa işte bir yere geliyorsunuz. Ama günün sonunda da memnun kaldım tabii. Çünkü hem büyük bir oyuncu hem de tam bir abilik yaptı bana. Evet. Şimdi konuşamayan, buyurun efendim. Şöyle başlamak istiyorum. Bizi yarına taşıyan umudumuz ve hayallerimizdir. Hayallerimizi gerçekleştirmemizi sağlayan da cesaretimizdir. Siz hayallerinizin peşinden giderek bir cesaret göstermişsiniz ve bize böyle bir film sundunuz. Bu anlamda teşekkür ederim. Emeği geçen, burada katkı sunan, emek sunan herkese teşekkür ederim. Jose Morde diye de bir yazar var. Diyor ki, insanın ana yurdu çocukluğudur. Yani bizim kimliğimizi, kişiliğimizi, zevk aldığımız iklim türünü, damak tadımızı belirleyen çocukluğumuzun geçtiği coğrafyadır. Veya İbn Haldun'un dediği biçimiyle de coğrafya kaderdir der. Yani siz de burada çocukluğunuzun geçtiği yeri anlatıyorsunuz. Evet. Ve işte amcanızın oğlundan ilham alarak onu canlandırmışsınız. Ben şunu sormak istiyorum. Filmde İbrahim'in babayla olan ilişkisi vardı fakat anneyle olan ilişkisi hiç yoktu. Ben bu dikkatimi çekti. Yani oysa ki anne çok önemli bir mefhumdur, önemli bir kavramdır. Yani evet. Herkesin yerini tutabilir anne ama kimse annenin yerini tutamaz. Burada bir kafamda evet. Soru işareti vardı. Bunu yanıtlarsanız sevinirim. Evet, teşekkürler. Ya, bakarsanız anneye hem tütsü yakarken de hem aslında konuşmalar dinlerken de bir şeylere müdahil olabiliyor. Daha önce de söylediğim gibi muhakkak anneyle İbrahim'in olduğu sahneler vardır. Konuştukları, dertleştikleri belki sahneler vardır. Ama biz film dediğim şey veya kurgu dediğim şey şöyledir. Baştan bir günü bütün gün boyunca yaşarsınız. Siz istediğiniz sahneleri alırsınız oradan. Buradan yan hikayecilik de yaratabilirsiniz, başka şeyler de yaratabilirsiniz. Ben konuyu dağıtmamak anlamında baba oğul çatışması üzerinden, o hat üzerinden yürümeye çalıştım. Öyle bir mantıkla yola çıktım. Hani az önce dediğim gibi muhakkak bu ailenin mutlu anları da vardır. Kendi kurduğum atmosfer içinde ve duygu içinde bunları tercih ettim. Yok size katılıyorum. İbrahim'in en büyük destekçisi aslında annesidir. Ki orada bir sahne vardır. Baba psikolojik şiddet uyguluyordur oğluna. Anne dışarıdan izliyordur. Tam iş artık farklı bir yere dönüşecekken o duruma müdahil olabiliyor ve içeri girebiliyor. Çok düzenleyici bir karakter anne orada ve babaya da gerektiğinde laf dilletebilen bir karakter. Ama siz dediğiniz de doğru. Evet. Teşekkürler. Hemen mikrofon yanımızda. Efendim, 10 yıl köyde öğretmenlik yaptım. Ve o insanların tarlaya nasıl gittikleri, nasıl çalıştıkları gözlerimin önüne geldiğinde sanki biraz espri eksikliği var gibi gördüm. Çünkü onların o traktöre binerken... Çalışanları diyorsunuz. Tabii, kesinlikle. Çalışanları diyorum. Yine aynı şekilde diğer tarafta da. Onlar binerken, çalışırken, su içerken biraz sanki diyalog eksikliği, o diyalog eksikliğinde de biraz espri eksikliği var gibi geldi. Bunu nasıl izah edebiliriz? Az önce anlattığım şey zaten. Anlattınız da. Evet, az önce anlattığım şey, haklısınız. Ama mesela bir film yaratırken, stil tarz yaratırken öyle sahneler de çektik bu arada. Denedik öyle sahnelerde birkaç tane. Baktım şeyden duygudan çıkıyorum ve onları çekmeme kararı aldık. Az önce dediğim gibi bu konularda size katılıyorum ama biz böyle bir duygu yaratmaya çalıştık. Çünkü pardon. Orada o kasvetli havayı bir espri ya da bir neşe ya farklı bir duygu dağıtabilirdi diye korktum. Siz mi o duygulardan çıkıyordunuz yoksa oyuncular mı diyeyim yani konunun ben akışı duygu, mı? Ya ben filmde yaratmak istediğim duygudan çıkıyordum. Peki teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet. Başka soru yoksa hanımefendi tekrar en sona bu arkadaşa da verelim, sonrası söz sizin olsun. Merhaba, Nahit Yıldırım. Merhaba.
Senaryoyu kendiniz yazdınız, kendiniz yönettiniz ve kurguladınız. Bir arkadaşımla birlikte kurguladım. Onu iki kişi kurguladık. Tamam. Siz sadece senaryoyu yazsaydınız ve bir yönetmene verseydiniz, sonra o da bir kurgucuya verseydi. Sonuçta çıkan şey ve bu arada tebrikler, filminiz çok başarılı. Sizce filminiz daha mı başarılı olurdu, daha mı eksik kalırdı? Yani emin olun, burada cevabım net. Belki sonraki senaryolarda tamam veya işte şu an yazdığım belki senaryoyu da başka yönetmen çekebilir. Ama bu senaryoyu değil. Çünkü orada yaşamazsanız, orada ya birinin dışarıdan çıkıp o filmi çekebileceğini ya da orayı, o dünyayı bilmeyen ya da o ayrıntıları bilmeyen birinin gidip o filmi hakkıyla çekebileceğini düşünmüyorum. Burada şey olamayacağım. Çünkü çok fazla ayrıntı var, çok fazla duygu var, çok fazla sanattan tutun davranışlara, durumlara, oradaki küçük küçük şeylere kadar çok fazla ayrıntı var. Bunlar orada yaşadığım için veya onları nasıl kurgulayacağım, nasıl çekeceğim bildiğim için çektim. Bu film için zor olabilirdi diye düşünüyorum ben. Çok teşekkürler, sağ olasın. Evet. Benim ilk başta söylemeyi unuttuğum bir şey vardı, filmi dikkati çektim. İnsanlar biraz para kazanma başlayınca müziksiz bir filmdi. Sadece biraz para kazanıp da eline bir şey para geçince müzik dinlemeye başlamıştı. Müzik vardı. Yani insanların müzik yapması ve eğlenmesi için para kazanması gerekiyor. Bu arada gerçekten. Şeydir, yani bizim karnının bu coğrafyadaki ya mutluluk şöyle, para kazandıktan sonra bir çikolatayla mutlu olabilen bir gençten bahsediyoruz. Evet, evet. Ve hangi müzik? Arabesk dinliyor aslında. Olsun, o da bir tezatlıktır. Hayır işte, güzelliği orada. Karnını eline para geçince işte ve birazcık karnı doyduğu için, mutlu olmak için müziğe de ihtiyaç duydu ve müzik dinledi. Kesinlikle öyle. İşte ben oradaki tezatlığı göstermek istiyorum. Oradaki evet. Arabeski dinlerken de mutluydum. İkincisi, sigara konusundaki eleştirilere katılmıyorum. Çünkü siz burada bir sömürüden bahsediyorsunuz ve bu gençlerin en kolay ulaşabildiği şey, eğlence aracı sigara ve evet. İnsanlar birbirine bedava veriyor bu konuyu. Yani sigara bence abartmamışsınız, çok güzel kullanmışsınız. Çünkü bu gençlerin ulaşabildiği tek olay o ve o da bir sömürüdür aslında. Hayır, başka şekilde anlatabilir miydim demek istedim. Hani yok, çünkü bence güzel o noktada. Olmuş orada. Tabii o coğrafyaya baktığınızda çok fazla maalesef sigara içiliyor orada. Yani. Evet, gerçek, toplumsal gerçek. İkincisi, işçiler hiç gülmüyor falan, aslında gülüyorlar falan. Ama ben şöyle düşünüyorum, filmin mesajı açısından. Yani sizi savunmak için söylemiyorum ama benim anladığım da şuydu. Siz orada bir emek sömürüsünü veriyorsunuz. Bir sömürü var. Hani insanlar yaşadıkları hayattan çok da mutluysa ortada bir sömürü yoktur ya da sömürülmekten çok hoşlanıyorsunuzdur. Siz burada zaten sömürüyü veriyorsunuz. Gayet dozunda olmuş diye düşünüyorum. Teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Bir şey soracaktık. Çok... Arkadaşlar anlayamadık. Bir fare sahnesi vardı da onu hiç anlayamadık. Neydi acaba? Fare mi kaynatılıyordu? Bir şey oluyordu orada. Onu 3 saniye tutup çıkarıyor zaten. Ya bu benim çocukluk travmamdı. Maalesef. Onu da söyleyebilirim. Çünkü bir şekilde yakalanan fareler bu şekilde tecrit ediliyordu ya da bu şekilde taraf ediliyordu. Bu bende bir travmadır. O coğrafyanın, o çetin coğrafyanın, o sömürü ve sömürülenin olduğu o coğrafyaya özgü bir şeydi. Onu da öyle göstermek istedim. Küçük bir metafor da diyebiliriz. Evet, evet, küçük bir metafordur. Evet. Filmde evet. Çok fazla metafor kullanmamayı tercih ettim ama işte burada öyle bir şey var biraz. Yani dini boyutta çok dozunda tutulmuş. Yani o da boştu. Yani evet. Evet, teşekkür ediyoruz. Herkesin ayağına sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum. Buraya sabırla bizleri dinlediğiniz için evet. Filmi, elbette güzel filmi seyrettik. Babamın Kanatları diye yine evet. İnşaat sektöründeki işçi ölümleri ve diğer meselelerle ilgili filmi de inşallah hep beraber seyrederiz. Şunu demek istiyorum. Kendi insanına kamerasını çeviren, kendi insanının derdiyle dertlenen, kendi insanının yaşadığı bir takım sorunları çözmek yahut da yansıtmak için, perdeye yansıtmak için uğraş veren yönetmenlerin de gittikçe arttığı bir süreçteyiz. O da bizi mutlu ediyor. Hepinize teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Ben çok teşekkür ederim Bediüzzaman. Sağ olun. Evet. Sayın Başkan. Evet. Geleneksel bir plaketimiz var.
Şimdi biz FİAP olarak bu etkinliklere 2 yıldır devam ediyoruz. Katılımların gitgide artmış olması bizi gerçekten gururlandırıyor. Bir de yönetmenlerin belki bizim yaşımız ondan daha büyük olduğu için genç nesilden çıkması 30 ile 40 arasında, bilmiyorum tam yaşımız ama bu yaşlarda yönetmenlerin olması çok hoşuma gidiyor, hoşumuza gidiyor. Biz filminden dolayı tekrar tebrik ediyoruz. Bundan sonraki ya, filmlerde de başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum size. Hani biz filmimizi en çok en sevdiğimiz anlar bu anlardı. İşte beraber konuşup derinleştirdiğimiz anlardı. Ben de bu konuda size çok teşekkür ediyorum. Ama sizlerin katkısı da gerçekten çok teşekkür ederim.